Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Dahil olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eğer müsaadeniz olursa bugün bu vakitte dinleyemeyenler için yayını kayıt altına almak, sonrasında Instagram ve YouTube hesabımda paylaşmak isterim. Tabii ki. Peki, teşekkür ederim. Bugün sınırları konuşacağız, ilişkide sınırlarımızı konuşacağız. Sözü size bırakmak isterim. Sınır aslında ilişki nedir ile başlayalım. İlişki nedir? Sınır nedir? İlişkide sınır nedir ve neden önemlidir? İlişki bir kere en az iki kişi arasında gerçekleşir. İki kişi arasında kurduğumuz karşılıklı bağ diyebiliriz ilişkiye genel anlamda. Sınır dediğimiz şey ise kişinin kendisini bizi kontrol edilmekten veya da manipüle edilmekten, suistimal edilmekten, bu ihtimalleri artırabiliyoruz, sömürülmekten, fiziksel, duygusal, seksüel ya da mental anlamda bizi koruyan bir limit aslında. Yani sınır eşittir limit diyebiliriz en basit anlamda. İlişkilerde sınırlar neden önemlidir? Çünkü bireyin kendisini tanıması açısından aslında sınırlarımız çok önemlidir. Şimdi ilişki dediğimiz noktada, ilişkide sınır dediğimiz noktada insanlar şöyle bir algıya kapılıyorlar. Ama ilişkide sınır olur mu? İşte sanıyorlar ki bu karşı taraftan bir şeyi gizlemek, saklamak ya da işte ben karşımdaki insana dürüst değilim gibi bir algı yaratıyorlar kendi içlerinde. Ama bu aslında böyle değil. Yani bunun ilişkiye zarar vereceğini, bir nevi karşımızdaki duygusal anlamda partnerimizle aramıza bir duvar ördüğümüzü düşünüyorlar sınır koyarak. Aslında bunun tam tersi. Aksine bizler sınır koymadığımız zaman ilişkiyi suistimal edilmeye açık bir hale getiriyoruz. Ama bunun farkında değiliz. Çünkü ilişkiye sınır koymadığımız takdirde karşımızdaki insan bilemez. Bizim neye kırıldığımızı, hangi konularda hassas olduğumuzu bilemez. Ve bu noktada ne olur? Bir noktadan sonra artık rolü karşı taraf alır. Karşı taraf sizi yönlendirir. O hakim rolü üstlenir. Bu da bir noktadan sonra bireye şunu hissettirir. Ya bu ben değilim. Ben mutlu değilim. Çünkü ben istediğim şeyleri yapamıyorum, keyif aldığım şeyleri yapamıyorum, istediğim kişilerle görüşemiyorum. Ama bu noktaya nasıl gelmiş? Birden bağımlı bir hale gelmiş olur ilişki. Yani ilişkide her zaman için şu çok önemlidir. Ben bunu her zaman için çiftlere sürekli söylüyorum. Sen seni yaşa, ben beni yaşayayım ki biz olabilelim. Yani biz karşılıklı olarak, bireysel olarak kendimizi yaşamadan zaten biz olamayız, biz kavramını oturtamayız. Bu da sınırlarımızın olmasıyla alakalı. Yoksa sen bana karanlıkta göz kırp. Ben nereden bileceğim senin neye alındığını, neye kırıldığını? Mesela bu kendimden bir örnek vereyim. Benim mesela eşim çok böyle şakacıdır, aile içinde böyle şakalar yapar falan. Ben de bu konuda hassasım. Sevmiyorum mesela. Hani en basitinden kendimden bir örnek. Sevmiyorum, geriliyorum. Ama mesela eşim bunu bilemez. Ama ben ona ne dedim? Ama sen bana bu şekilde davranırsan ben buna kırılırım. Yani çünkü ben bunu istemiyorum. Yani bana bu şekilde davranmanı istemiyorum. Karşımdaki insanlar ne dedi? Tamam. O zaman yapmayayım. Hani ben bunu kötü bir niyetle yapmıyordum. Aslında hani bize gelen çiftlerde de en büyük problem bu oluyor. Geliyor mesela diyor ki işte şikayetlerini dile getiriyor. Kadın ya da erkek hiç fark etmiyor. İşte şunu şunu yaptı. İşte ben annesine gitmek istemediğim halde beni annesine götürdü. İşte şunu yaptım. Şöyle oldu, böyle oldu. Olasılıkları artırıyor, artırıyor. Ve bunu dinleyen taraf şunu diyor. Neden gitmek istemediğini söylemedin? Bakın çok basit bir şey. Neden hayır demedin? Biz aslında belki de toplum olarak en büyük sıkıntımız bizim hayır diyememek. Çünkü çocukluğumuzdan beri biz sanki hayır demek bir suç, bir kusurmuş gibi yetiştiriliyoruz farkında olmadan. Aman sakın büyüklerine karşı gelme, hayır deme. İşte aman sakın şu noktada öğretmenine hayır deme. Bak, karşı gelme. Ne yapıyoruz? Hayır deme şemalarımızı oturtuyoruz. Ne oluyor? Bu ileride eşine hayır deme oluyor. Annene babana hayır deme, patronuna hayır deme. Bir noktadan sonra ne oluyor? Taciz ediliyorsun. Her şeye açık hale geliyorsun. Aslında tehlikeye açık hale getiriyoruz biz.
kendi kendimizi tehlikeye açık hale getiriyoruz. Hani bu anlamda ilişkilerde sınırların olması çok önemli. Bir kere kişinin sınır demek, kişinin kendine olan öz saygısının oturması demek. Öz saygı demek sınır. Çünkü senin sınırların belliyken karşındaki insan senin onurunu zedeleyici bir harekette bulunamaz. Hani bu karşındaki insana işte ben aramda seninle mesafe koyuyorum değil kesinlikle. Her insanın mutlaka sınırı vardır. Ve o sınırların net bir şekilde çizilmesi gerekiyor. Konuşmamız gerekiyor. Hayır demeyi bilmemiz gerekiyor. Evet, evet teşekkür ederim. Peki hocam, ilişkide sınırın olmaması kısa, orta ve uzun vadede önce benim kendi içimde sonra ilişkimde nelere yol açıyor? Yani şu şekilde oluyor. Bir noktadan sonra karşı taraf sınır olmadığı zaman sürekli karşı tarafın müdahalesiyle bir ilişki yürüyor. Karşı tarafın yönlendirmesiyle bir ilişki yürüyor. Bu noktada bu ilk başta kısa vadede düşünelim. Yeni başlamış bir ilişki. Aslında siz ilişkinizden öncesinde çok sosyal bir insandınız. Kendinize ait bir hayatınız vardı, mutluydunuz. Kendinize ait bir yaşantınız, sınırlarınız, beğenileriniz. Sonuçta insanlar sınırlarını kendileri oluşturur. Beğenileriyle, beğenmedikleri şeylerle, rahatsız oldukları şeylerle, sevdikleri ya da sevmedikleri şeylerle. Herkesin sınırı kendisinin beğenileriyle oluşur aslında. Ama ilişkiye başladığımız noktada ne oluyor? İşte karşı taraf diyor ki, ben örnek veriyorum, yalnızken bensiz dışarıya çıkmanı istemiyorum. Bu ilk başta ne kadar cazip geliyor. Wow, benimle ilgileniyor, beni kıskanıyor, beni seviyor. Bakın ilgiyle bunu hemen bağdaştırıyoruz. Tamam. Bu kısa vadede aslında karşıdaki insanı mutlu ediyor, tatmin ediyor gibi görünüyor. Ama uzun vadede baktığımız zaman ilişki bir noktadan sonra öyle bir yere geliyor ki karşıdaki insan şunu diyor. Evet, hiçbir sıkıntı yok. Yani ekonomik olarak hiçbir sıkıntım yok. Şiddet görmüyorum. Eşim bana beni sevdiğini söylüyor. Onda da bir sıkıntı yok. Ama ben kendimi oraya ait hissetmiyorum. Çünkü ben aidiyet duygumu kaybettim. Ben kendimi kaybettim. İşte kendimi kaybettiğim nokta ne oluyor? Sınırlarım ihlal edildiği noktada uzun vadede kişi kendini kaybediyor. Öz saygısını, öz benliğini kaybediyor. Peki bu sınır ihlaline birazcık girmişken şunu soralım, yani sormak isterim. İlişkide sınır ihlali yaşatan mı daha çok, buna maruz kalan mı daha çok? Aslında burada iki tarafta bilinçli, karşı tarafta mesela ben örnek vereyim Ayşe. Ayşe farkında olarak sınırlarını ihlal ettirmiyor aslında Ahmet'e. Ya da Ahmet de bilinçli olarak ya ben bunu işte kullanayım, sömüreyim ya da işte baskı uygulayayım, benim sözümden dışarıya çıkmasın demiyor. Ama çok iyi niyetlerle de olsa ne oluyor? Ben ilişkimin yürümesi için taviz verdim diyor. Çok basit bir şey, adım attım diyor. Bu diyor ilişkide yapılması gereken bir şey benim gözümde diyor, benim bakış açımdan. O da diyor ki yani bana hiç rahatsız olduğunu dile getirmedi. Yani eğer ki bu durumdan şikayet etmiş olduğunu söyleseydi ben hani bunun için çaba sarf ederdim. Bakın baktığınız noktada aslında ihlal eden de ihlal edilen de farkında olmadan yapıyor bunu. Çünkü çoğu insan diyorum ya ilişkide sınır koymayı karşısındaki partnerle arasına mesafe koymak olarak algılıyor. Sınır koymak mesafe koymak değildir. Sınırlarınızın olması sizin kendi sevdiğiniz, değer gördüğünüz, kendinize değer vermek, hayır diyebilmek. Yani sınır koyabilmek, sınır koyan insan şunu yapar, kendine saygı duyar. Sınır koyan insan kendine değer verir. Sınır koyan insan kendini sever. Zaten kendine sınır koyabilen insan karşısındakinin de sınırlarına saygı duyar. Böylece de aslında ilişkide kriz olmaz. Krizlerin ortaya çıkma nedeni aslında sınırların ihlali ama bunun farkında değil birçok çift. Baskı diyor, bana baskı uyguluyor, şunu yapmıyor, psikolojik şiddet görüyorum diyor. Mesela ona baktığın zaman o diyor, hayır ben niye psikolojik şiddete maruz bırakayım eşimi, çok seviyorum. Ama sınırlarını ihlal ederek farkında olmadan evet ona psikolojik şiddet uyguluyor. Evet, evet.
sorularımın arasındaydı. Sınır ihlali ve psikolojik baskı arasında bir ilişki var mı diye değindiniz. Teşekkürler. Peki Neslihan Hanım, sınır koymak ne değildir diye sorsam neler dersiniz? Yani sınır koymak demek hani her şeye hayır demek midir? Ne değildir? Bir kere sınır koymak demek ben seni sevmiyorum demek değil. Sınır koymak demek sen benim için değersizsin demek değil. Sınır koymak demek ben seninle hiçbir şey yapmak istemiyorum değil. Sınır koymak demek ben seninle apayrı bir hayat yaşamak istiyorum. Seni hayatımda istemiyorum. Sana değer vermiyorum. Bakın, kafanızda ilişki adına gelebilecek tüm olumsuz şeyleri düşünün. Bunların hiçbirisi değildir sınır koymak. Aksine bunların olmamasını sağlar sınır koymak. Peki sınır koymada, sınır koyabilmede tavsiyeleriniz ne olur? Kişinin şuna dikkat etmesi gerekiyor öncelikle. Bir ortama girdiği zaman nelerden rahatsız oluyor? Kendi dinamiklerine bakması gerekiyor. Kişinin sınır koyabilmesi için öncelikle kendisini iyi tanıması gerekiyor. İşin özünde kendini tanımak var. Çünkü ben nelerden rahatsız oluyorum ve nelere hayır demem gerekiyor. Mesela çok sevdiğim bir arkadaş grubunun içerisinde olduğumu düşünelim. Arkadaşlarım bugün bir kafede gitmek istiyor veyahut da gece dışarıya çıkmak istiyor. Ama ben bugün oraya gitmek istemiyorum. Evet, belki normalde katılıyordum ama o gün oraya gitmek istemiyorum. Ama ne yapıyorum? Arkadaşlarımı kırmamak ya da arkadaşlığımın bozulmaması adına, çünkü bozulacağını düşünüyorum ve kendimden taviz veriyorum ve gidiyorum. Ama burada işte ben hatayı yapıyorum. Ve istemediğim bir yerde, yani istemediğiniz bir yerde, istemediğiniz kişilerle bulunmayın. Yani bir ortamda sizi bir şey rahatsız ediyorsa, insanlarla işte bulunmak istemediğiniz ortamlarda bulunduğunuzu fark ediyorsanız, bulunmak, yapmak istemediğiniz bir işi yaparken kendinizi buluyorsanız, istemediğiniz bir kişiyle kendinizi konuşurken buluyorsanız, bu durumda siz kendinize sınır koyamıyorsunuzdur. Evet. En iyi şey, bulunduğunuz ortamda rahat mısınız, rahatsız mısınız? Bulunduğunuz kişinin yanında rahat mısınız, rahatsız mısınız? Eğer rahatsızsanız ve hala onu yapmaya devam ediyorsanız, sınır koymada problem yaşıyorsunuz demektir. Şey zannediyorum, şöyle bir şey geldi gözümün önüne. Sınır ihlali sık yapan ama sınır ihlali yaptığının farkında olmayan biriyle sınırlarını koruyamayan birinin aynı ortamda olduğu o ev ya da iş ortamı ya da o ilişki her neyse, zannediyorum sınırlarını koruyamayan hep alttan aldıkça ve sustukça sınır ihlalinin yaptığının farkında olmayan da bu tarafı sürekli baskı altında tutacak. Kesinlikle öyle ve bunu farkında olmadan yapıyorlar. Ya bir süre sonra normalleşiyor bu. Ya şöyle düşünün, ben her şeye karşısındaki insan tamam 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 diyor ve bir gün hayır dediği zaman ondan kötüsü olmuyor. Ya bu şeydir, hani atalarımız da bunu çok söyler ya, bir iyilik yaparsın, bin iyilik yaparsın yaparsın ama bir şey yapmadığın zaman senden kötüsü yoktur derler. Bu aslında tamamen sınır koyamamakla ilgili. Çünkü sen ona alıştırıyorsun. Aslında karşı taraf, hani biz diyoruz ya, beni sömürdü, bana bunu yaptı, bana şunu yaptı, olumsuz bir sürü etiket yüklüyoruz. Ama şunu hiç kendimize sormuyoruz. Aslında o karşı taraf bize bir şey yapmaz. Biz onun bize bunu yapmasına izin veririz. Bu noktada hani biz izin verdiğimizi fark edip önlem alırsak ancak kendimizi koruyabiliriz. Böyle bazen danışanlarımdan duyuyorum, hanımlardan. Yani hiç ütüsüz göndermem, işte çok düzenli ve disiplinli onun işte kıyafetlerinin ütülenmesini, işte yerleştirilmesini yaparım ama öyle zaman oluyor ki hani makine dolmayacağı için bir tane pantolonu ya da gömleği kirli sepetindedir. Makine dolmadığı için açmadım. O kadar ütülü kıyafetinin arasından olmayanı ister, olmayanı giymek ister. Onun da kirli sepetinde olduğunu söylediğimde benden kötüsü olmaz. Yani o bir sürü iyiliği ve bir sürü ütülü gömleği, pantolonu görmez de o bir taneden dolayı hepsini yakar.
ve görmezden gelir. Dediğiniz gibi belki böyle davranan beyefendi bunun çok farkında değil. Yani bunun bir sınır ihlali olduğunun ya da eşinin kendi rızasıyla kendi içinden gelerek ona bu noktada destek olduğunu unutuyor olabilir. Ama ilişkilerimizde sanki çok hassas dengeler var ve çok kolay mı kırıyoruz birbirimizi? Çok mu kolay incitiyoruz? Çok mu kolay sınır ihlali yapıyoruz? Bu noktada neler tavsiye edersiniz hem dinleyenlerimize hem de dinleyecek olanlarımıza? Şu şekilde söyleyeyim. Aile içinde rollerin ve sınırların belli olması gerekiyor. Bu tarz çatışmaların yaşanmaması için. Çünkü karşımızdaki insanın şunu bilmesi gerekiyor. Ben hangi anlamda ne kadar ileriye gidebilirim? Hangi konuda? Ya da ben hangi konuda müdahale edebilirim? Hangi konuda müdahale edemem? Hani bunun kesin bir şekilde belli olması gerekiyor. Hayatta birçok rolümüz var. Eş rolümüz, anne rolümüz, öğretmen rolümüz, terapist rolümüz, iş yerimizde bir sürü rolden role giriyoruz. Ve eğer işte o sınırlarımız net olmazsa biz anne de olsak çocuğumuzla sağlıklı bir ilişki kuramayız. Ve şu olur, anne olarak çok üzülürüz. Çünkü çocuğumuz tarafından canımız acıtılır. Acıtılmaması için sınırlarımızın konulması ve rollerimizin belli olması gerekiyor. Hani bu net olduğu zaman roller hiç kimse hiç kimseye bakmakla yükümlü değildir. Herkes kendisine bakmakla yükümlüdür. Bir kere hani çiftlerin en önceliği bunu anlamak zorunda. Şimdi evet bir toplum yapımız var. Evet evde hani kadın işte yemek yapmalıyım, çalışıyorum, işte eşim gelecek. Ama hani genelde hani artık tabii çok sık yok. Hani baktığımız zaman aslında hani günümüz gençleri daha böyle aktifler ev yaşantısında erkekler açısından bakıyorum. Burada tabii yine iş anneye düşüyor. Anneler erkek çocuklarını yetiştirirken kız çocuklarına nasıl iş yapmayı öğretiyorlarsa lütfen onlara da öğretsinler. Bu noktada bir hani sınır koyarken çocuk ayrımı yapmadan koysunlar ki bu şekilde çocuklar sınırlarını ihlal edemesin. Yani anne olarak siz erkek çocuğunuza kendi sınırınızı ihlal ettirirken kız çocuğunuzu ettirmezseniz erkek çocuk ileride eşini de ihlal etmeyi kendine hak görür. Maalesef. Onun için dengeli olmak gerek. Evet. Hocam peki sınır ihlalinin yaşattıkları neler? Yani ilişkiden biraz bahsettiniz ama ben sınır ihlali yaşıyorsam bunun kendi dünyamda, kendi ilişkilerimdeki yansımaları nasıl ve ben bu noktada nasıl adım atmalıyım sınırlarımı koyabilmede? Sınır koyamayan insan bir kere hayatının kontrolünün elinde olmadığını hisseder. Sanki böyle hayatıma dışarıdan bakıyormuş gibi hisseder. Birileri tarafından, birisi benim hayatımı oynuyor, yaşıyor ve ben de sanki birilerini böyle izliyorum. Hayatıma dışarıdan bakıyorum. Hani bazen olur ya hayatın film şeridi gibi gözümün önünden geçti deriz. Aslında onların tam olarak hissettikleri şey bu. Çünkü ne yapıyor? Hayatı hakkında söz sahibi olamıyor. Müdahale edemiyor. Bu da bastırılmış ve bir noktadan sonra danışanlarımız bize geldiğinde çok sık olur hocam. Bilirsiniz siz de. Mesela nedensiz yere öfkeleniyorum. Aslında ortada bir şey yok ama ağlamak istiyorum. Kendimi çok mutsuz hissediyorum. Bakın bunlar aslında sınır ihlallerinin farkında olmadan kişinin kendisi üzerinde duyduğu duygu durum bozukluklarıdır. Duygu durum bozukluğuna neden olur. Mutsuz olur, ait hissetmez. Öfke nöbetleri geçirir. Gergin olur, tahammülsüz olur ve kendisini anlamlandıramaz. Yani çünkü somut bir olay yoktur yaşadığı. Baktığınız zaman ya somut bir olay yok der hani hayatımda nedir dediğimiz zaman bir travma yoktur. Örneğin bir ölüm, kayıp, yas vesaire ya da ev içerisinde düzenin bozulduğu bir şey yok baktığımız zaman dıştan. Ama böyle bir duygu durum bozukluğu var. O zaman işte sınırlarımızı düşüneceğiz. Demek ki sınırlarda bir sıkıntı var. Katılır mısınız bilmiyorum ama bugün yaşadığımız birçok olumsuz duygunun nedeni bugünle alakalı değil sanki. Hep geçmişlerden getirdiklerimiz bir yerlerden sızıyor. Anlamlandıramıyoruz belki kendi başımıza. Ama işte bir uzman desteğiyle çalışmaya başladığımızda da o işte ağlama isteğinin ya da o ani öfke patlamalarının nedenlerinin olduğunu bulabiliyoruz.
Evet, kesinlikle. Hani onun için bir uzmandan destek almak çok önemli. Bizler evet bu mesleğin içerisindeyiz ama bizler de destek alıyoruz, almalıyız. Çünkü danışanlarımız geldiği zaman biz de geçmişte hatırlamadığımız ya da sınırlarımızın belki de ihlal ettiğimiz, oturtmadığımız deneme yanılma yoludur hayat. Hayat bir oyun, bir tiyatro ve biz bu hayatın içinde o kadar farklı rollere giriyoruz ki ve hayatımızda çok farklı insanlar farklı farklı rolü gereği hayatımıza giriyor ve rolü gereği çıkması gerektiği zaman çıkıyor süresi dolduğu zaman. Biz ne yapıyoruz aslında? Sınırlarımızı deneyimlerle öğreniyoruz. Ben acı çekiyorum, zarar görüyorum ve şunu anlıyorum. Ben bir daha bunu yapmamalıyım. Demek ki bu noktada kendimi korumalıyım. İşte bizim bu noktada şundan korkmamamız lazım. Hata yapmaktan korkmamamız lazım. Hata yapacağız ki sınırlarımızı görebilelim. Hata yapacağız ki sınırlarımızı oluşturabilelim. Aynı şekilde çocuklarımıza da hata yapma şansı tanıyacağız. Ama aşırı koruyucu olmayacağız. İşte bizlere benim çocukluğumda bana hata yapma şansı tanınmadı. İşte ben bu hata yapmayı ergenliğimde, gençliğimde çok fazla hata yaparak tamamladım. Hata yaparak tamamlayacağız hayatı ve sınırlarımı görebileceğim. Yoksa sen beni korumalı bir fanusun içine alırsan ben bilemem ki sınırlarımı. Neden rahatsız oluyorum, neden olmuyorum, nerede durmam gerektiğini bilemem sen bana taviz verirsen sürekli. Ve hocam yaşadığımız çatışmalarda, tartışmalarda sanki hem kırmızı çizgilerimi, keskin sınırlarımı hem de ilişkide olduğum kişinin keskin sınırlarını daha mı iyi anlıyorum? Kesinlikle öyle. Yani hani insanlar şundan çok korkuyorlar. Sanıyorlar ki hiç tartışmamak, işte hiç kavga etmemek, biz hiç kavga etmeyiz, hiç tartışmayız, çok ideal bir çiftiz. Hayır, çatışma mutlaka olacak. Yani çünkü siz iki farklı insansınız, iki farklı hayatsınız, iki farklı dünya görüşüsünüz. Yani o zaman ben bir anneyim, 9 ay karnımda taşıyıp doğurduğum çocukla hiç tartışmamam gerekiyor. Çünkü benim vücudumdan bir parça. Benden ama bambaşka biri. Benimle alakası yok. O bambaşka bir birey. Ve bambaşka bir birey olmaya devam edecek. Gittikçe, büyüdükçe, geliştikçe hayatı ile ilgili kararlar. Hani çatışmadan korkmamak gerekiyor. Çünkü çatışma şunu gösterir bize. Evet, ben birazcık ileriye gittim. Bak, ne kadar ileriye gidip ne kadar gidemeyeceğimizi gösterir çatışma bize. Çatışma yaşadığımız zaman çatışma yaşamaktan korkmayın. Sadece çatışmaya bakış açınızı değiştirin. Hani bunu bir eyvah görüyor musun tartıştık şöyle böyle hiç iyi değiliz hiç iyi anlaşamıyoruz diye karalara bağlamak yerine ya evet biz bu konuda çatıştık ama anlaşamadığımız neydi? Beni rahatsız eden duygu neydi? Seni rahatsız eden duygu neydi? Duygular üzerinden gidersek zaten sınırlarımızı aslında farkında olmadan kendimize oluşturmuş oluruz. Söylemiş oluruz. Onun sinyalini vermiş oluruz karşımızdaki insana. Aynı şekilde karşımızdaki insandan da almış oluruz. Peki sınır koyabilme ve kendini tanıma arasındaki ilişki nedir? Ben her zaman şuna inanıyorum. Gördüğüm kendi hayat tecrübemden, gelen danışanlarımdan, etrafımdaki insanlardan, ailemden, hani hepsini böyle genel bir gözlem yaptığımı çıkarırsam, benim gözlemim şu ki, sınır koyamayan insanın kendine saygısı yok. Ha bunun farkında değil. Kendini sevmiyor. Kendi olamıyor. Çünkü sanıyor ki hayır diyemiyor. Hayır diyemiyor mesela. Çok yorgun, ölüyor yorgunlukta. Ama örneğin komşusu geliyor bir şey istiyor tamam diyor gidiyor. Ya neden hani gidiyorsun neden yapıyorsun ama ne yapayım şimdi hayır mı deseydim kırılmasın. Ama hayır niye kırılsın sen bunu yapamayacak durumdasın bak yorgunsun ve daha sonrasında ne oluyor kendine zarar veriyorsun kendin hasta oluyorsun. Aynı şekilde duygular da mesela ne yapıyorlar kırılıyorlar. Ben çok yakın bir arkadaşımı örneğin kırıldım ama içime atıyorum bunu onunla paylaşmıyorum. Ama karşımdaki insan ben ona söylemeden benim ona kırıldığımı bilebilir mi? Bilemez. Benim sınırımı ihlal ettiğini bilebilir mi? Bilemez. İşte hani bu noktada biz aslında ne yapıyoruz? Zaman içerisinde kendimize saygımızı yitiriyoruz. Ben olmaktan çıkıyoruz artık.
etrafımızda kim baskın karakterse bizi o yönlendiriyor oluyor. Ben olmuyor. İşte evde örneğin annesi, daha sonra eşi, daha sonra patronu. Bakın hep bizi yönetecek birini buluruz. O baskın karakteri seçeriz onca insanın içerisinden. Biz seçeriz. Çünkü sınırlarımız yoktur, farkında değilizdir, kendimize saygımız yoktur, kendimize değer vermiyoruzdur ve kendimizi sevmediğimizin farkında değilizdir. Maalesef, maalesef. Var mıdır eklemek istedikleriniz sınırlar, sınır ihlaliyle alakalı dinleyenlerimize ve dinleyecek olanlarımıza son eklemeler? Hani şunun farkına varsınlar çok isterim ben. Gerçekten rahatsız oldukları bir ortamda olmak zorunda değiller. Hiç kimsenin böyle bir zorunluluğu yok. Rahatsız olmadıkları ortamda işte ben buraya gitmek istemiyorum, ben bu ortama girmek istemiyorum dedikleri zaman karşılarındaki insanı kırmış olmayacaklar. Ona karşı bir saygısızlık yapmış da olmayacaklar. Aksine ilişkilerinin daha güvenli olmasını sağlayacaklar. Onun için hayır demekten korkmasınlar. Yani neden yapmak istemediğini açıklamalı. Bir kere konuşabilmeliler, açık olmalılar. Ben şunu yapmak istemiyorum ya da ben bunu yapmak istiyorum. Örneğin dışarıda yağmur yağıyor. Birçok insan şemsiyeyle dolaşır. Ben yağmurda ıslanmak istiyorum. İşte geliyorsunuz ya neden ıslan? Örneğin eşiniz diyor ki neden ıslandın, şemsiyeni açmadın? Bak işte şöyle hasta olacaksın. Bak ne kadar iyi niyetli bir şeydir. Ama siz hani şöyle de tepki verebilirsiniz. Sana ne ya? Bunu sana ne dediğiniz anda ne olur? Bakın çatışma çıkar. Ya da cevap vermediniz kavga çıkar. Ama evet ıslandım ama ben o yağmurda ıslanmak istedim. Bunu tercih ettim. Aslında aynı şeyi söylüyoruz. Ama hani üslup denilen şey çok önemli. Kendilerini tanısınlar. Kendi dinamiklerini lütfen tanısınlar. Neleri seviyorlar, neleri sevmiyorlar, nelerden rahatsız oluyorlar, nelerden olmuyorlar. Yani özümüzde kendimizi tanımamız gerekiyor. Çünkü değişiyoruz. Hayat değişiyor. Biz de değişiyoruz. Bakış açımız da değişiyor. Dünkü benle bugünkü ben aynı değilim ve yarınki ben de aynı olmayacağım. Dün tahammül ettiğim bir şeye bugün tahammül edemeyebilirim. Ya da yarın tahammül edemeyecek olabilirim. Bu bir suç değil. Bu bir kusur değil. Hani bunu olağan sürecinde, yani doğal bir süreçte yaşasınlar. Bu doğal bir etkileşimdir ve sınırlarını koysunlar. Kişisel sınır çok önemlidir. Mesela iki kolumuzu açıp etrafında döndüğümüz zaman 360 derece aslında bu bizim bireysel sınırımızdır. Bu sınırı biz ne yaparız? İstediğimiz kişiyi bu sınırın içerisine alırız, istemediğimizi almayız. Bakın bu kişinin kendisine kalmış bir şeydir. İstedikleri kişiyi alabilirler, istemedikleri kişiyi almazlar. En basitinden hani bu şekilde. Son olarak da ben Christina Morgan'ın çok sevdiğim bir sözü var bu sınırlarla ilgili. Onu paylaşmak isterim sevgili izleyicilerimizle. Çok severim ve hayatta da dönem dönem böyle açıp o sözü okurum. Benim için bayağı bir yönlendiricidir. Sınırlar koymak diyor, sınır koymak. Kendime duyduğum şefkati göstermenin bir yoludur. Kişisel sınırlarımın olması beni kaba, bencil ve duyarsız yapmaz. Çünkü ben kendi yolumu tercih ediyorum. Kendimi önemsiyorum. Bence bunu mutlaka kendilerine söylesinler. Sizden bir ricam olacak. Eğer o metnin resmini paylaşıp, yani çekip benimle paylaşırsanız, ben de hikayemde paylaşayım ve herkes istifade etsin. Tabii ki, tabii ki. Mutlaka paylaşıp gönderirim ben size. Tamamdır. Çok sevinirim. Ben tekrar dahil olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yanılmıyorsam bir Şubat ya da Mart gibi sizinle bir yayınımız daha olacak. Az çok konuya karar verdik ama değişme ihtimaline karşı da sürpriz olsun. Şimdi ismini anmayalım konumuzun. Ben dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalananı çok olur. İlminize sağlık. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi bakın. Herkese selamlar, sevgiler.